zaten muskayı da almıyorlar bunlar yanından. Canım hep cips istiyor. Bunlar hala bu cipsle gazete kağıdını yanımda tutmaya devam ediyor. Ha? İbret olsun diye. İbret. 800 lira efendim. Artık sizi şirin mi gösterir? Kısmetinizi mi açar? Neyse artık şey, aranızı mı düzeltir? Ne? Ha? Genç, güzel, şirin, zayıf göstermek için. Ha, bu dursun bari şurada. Hep. Belki bir faydası dokunur. Ya inanılmaz bir şey. İnsanların artık hani bu bazen istismar etmek için, bazen para almak için, çoğunlukla para almak için ama tabii bunun içine istismar falan da giriyor. İnsanların karşı tarafı dolandırmak için yaptıklarının haddi hududu yok. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ne yazık ki en yakınlarınızı bile bu dolandırıcıların elinden kurtaramıyorsunuz. Neden böyle insanların bunlara inanma ihtiyacı var bilmiyorum. Belki de biz hani Akdeniz tipi toplum diye hep öğretildik ya. Hani daha heyecanlıyız. Her şey çok çabuk olsun istiyoruz. Belki de bunlarla her şeyin çok kolay ve çok çabuk olacağını düşünüyoruz. Belki de hani içimizdeki o heyecan bizi bunlara itiyor. Ama sonu iyi olmuyor. İşte en son Ayşenur 18 yaşında bir çocuğumuz işte 18 yaşından daha önce yaşadıkları dün anlattı. İbret olsun diye anlattı. İnşallah birilerine de ibret olmuştur ve işte bir aydır biliyorsunuz kayıptı. Dün babasıyla buluştuktan sonra da biraz daha rahatladı. Bugün yüzün gözün de açılmış herhalde Ayşenur. He? Evet. Daha iyi hissediyor musun kendini? Evet, her şeyi gerçekleriyle anlattığım için daha mutluyum. Peki korkularından uzaklaşabildin mi? Evet. En önemlisi oydu aslında. Yalnız ben Sayın Savcı'ma sesleniyorum. Bu bize yaşattıkları 2,5 aydan beri onun katını çekmesini istiyorum Müge Hanım. Sadece o dolandırıcılar içeride yatmasın. Bunun yaptığı cezaları çeksin. Kimle irtibata geçmişse o ne haklar yemişse hepsinin cezasını çeksin istiyorum. Yeter, bıktırdı bizi orada, bıktırdı. Ben bu halinle peşinden dolaşmaktan artık usandım. Çok haklısınız ama bunun için gidip derdinizi işte... Neyse, polisse polis, jandarma ise jandarma, hakimse hakim, savcıysa savcı, derdinizi doğru anlatmanız lazım. Dün Ayşenur ne dedi? Ben dedi jandarmaya gittim ama anlatamadım yaşadıklarımı dedi. Çünkü görüntülerimi ortaya çıkaracaklardı ben eğer şikayetçi olsaydım dedi. Şimdi artık Ayşenur'un da gidip her şeyi doğru anlatma zamanı. Derdinizi doğru anlatırsanız merak etmeyin, dermanı da bulursunuz. Evet, yayınımızda aslında şöyle söyleyeyim. Biz Ayşenur'a yapılanların farkındayız ve çok da üzgünüz. Ama kahramanın tutuklanmasının nedeni Ayşenur'la ilgili değil şu anda. Nitelikli dolandırıcılıktan, çünkü kendi ağzıyla itiraf etti. Gözüm görmüyor, artık onu yapmıyorum dedi falan filan. Zaten aldığı raporlar falan da bu iddiaların işte bu iddiaları şimdi ne savuşturmak için alınan, bertaraf etmek için alınan raporlar olduğu da malum, herkesce malum. Dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak Islahiye T tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Buradan Gaziantep'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Halk da çok mutluydu. Onu tanıyanlar da mutluydu. Aslında herkes her şeyin farkındaydı ama belki de ne yapacağını bilemiyordu. Ne yapacağız? Vallahi susmayacağız ve insanları şikayet edeceğiz. Boş ver, siz şikayetinizi edin. Siz denize atın. Sonrası toparlanır yani. Mutlaka bir ağ çıkacaktır. Yani herkes o kadar aslında muzdarip ki çok iyi oldu. Birisi daha aramızdan gidiyor. Çünkü sen inanmıyorsun. Eşin inanıyor, o parasını kaptırıyor. İşte ötekisi inanmıyor, kızı inanıyor, o kaptırıyor. Ya da başka şeylerini sadece, kaptırıyor. Sadece para da olmuyor. Yani bütün aile, evet, dağılıyor. Bunun örneklerini aslında çok daha fazlasını gördük. Aile dramına yol açıyor. Yani işte. Tutuklama gerekçesinde gösterilen sebepler ceza yasamızda 7 yıllık bir cezayı gösteriyor. Yani 2-3 seneden başlıyor, 7 yıla kadar mahkemenin takdirine göre bir ceza alabilir. Evet. Vallahi hocam, kimlerin ne şekilde istismar ettiğini bilmiyoruz. Bu sadece cinsel istismar değil. Bu yalnız dolandırıcılık. Şimdi kızımızın burada da bir istismar var. Hayır. Yani bu şekilde muska bilmem ne yaparak siz insanları yine istismar ediyorsunuz. Ekonomik istismar. Onların duygularıyla oynuyorsunuz. Onlara ümit veriyorsunuz. Tabii. Yok şeytan tırnağım falan var diyerek korkutuyorsunuz. Bunların hepsi istismar. Zaten kanunda dini konuları istismar diye de geçiyor. Aynen öyle. Kızımızın kalkıp da bu cinsel yaklaşımları ve istismarını da açık bir şekilde dile getirmesi ve ifade vermesi halinde o konuda da Sayın Savcı'nın ek bir iddianame ile
davaya müdahil olacağını kabul düşünüyorum. Evet, bağlamımızı izleyelim. İslahiye Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Hatice Ezgi Bilgiç'e, mahkeme heyetine ve İslahiye Fevzi Paşa Jandarma Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bağlamımızı da izliyoruz. Tehdit, dolandırıcılık. Ondaymış benim görüntüm. Bir de şikayet ederse annen filan, ben bunu direkt göstereceğim dedi. İstismara uğradım yani. İhbar üstüne ihbar. Kim benimle olursa Karataş'tan ev alırım. Bunu tek başına yapmıyor. Ailesinden gelini de yapıyor. Torununa da yaptırıyor. Ayakta alkışlatan karar. Kendi kendini ele verdi işte bu üfürükçü. İşte adalet bu. 18 yaşındaki Ayşenur Ataş'ı tehdit yoluyla alıkoyan ve üfürükçülük yaptığını kabul etmesinin ardından gözaltına alınan 70 yaşındaki kahraman kurnaz yayınımız esnasında mahkemeye sevk edildi. Ne söyleyeceksin? Yok, bir şey söylemiyorum. Bir şey alıkoymadınız mı? Ev tutmadınız mı kızım? Hayır, hiçbir şey yapmadım. İstismarda bulunmadınız. Hayır. Yürü. Tamam, yürü ya. Kahraman kurnazın jandarmalar geldiği esnada delilleri yok etmeye çalışması da ekibimizin dikkatinden kaçmayan bir detay. Biz röportajımızı yaparken yayının ardından jandarma ekipleri kapıya gelmişti ve oğluna telefonunu verdi. Sil ne varsa sil dedi ve bütün galeriyi temizlediler. Ve yayınımız devam ederken kahraman kurnaz hakkında beklenen haber geldi. Bir son dakika gelişmesi, kahraman kurnaz nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Buradan tekrar çıkarılması bekleniyor. İşte adalet bu, adalet bu Serdar, adalet bu. Yalandı ya. Helal olsun Sayın Savcıma. Yayını izleyerek nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı. Aslında kendi kendini ele verdi işte bu üfürükçü. Mehmet amca çok güzel bir şey söyledi. İşte adalet bu. Sağlık kontrolüne götürülmek üzere adliyeden çıkarılan üfürükçü suçlamaları reddederken yüzünü de gizlemeye çalışıyordu. Tutuklandınız, ne söyleyeceksiniz? Kabul etmiyor musunuz suçlamaları? Etmiyorum. İnsanları dolandırmadınız mı? Yok, kimse dolandırmadı. Lan ne diyorsun lan, sen ne diyorsun lan? Açın. Açın ya. İnsanların inançlarını sömürmediniz mi? Dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan kahraman kurnaz için yolun sonu cezaeviydi. İslahiye'den Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Böyle şeylere her zaman karşı duracağız ve her zaman arkasında duracağız. Biz İslahiye'de böyle insanlar istemiyoruz. Hapisi boyladı, hak etti bunu. Müge Hanım'a teşekkür ediyoruz bu konuyu işlediği için. Çok güzel oldu tutuklanması. Bizim memlekette istemiyoruz öyle birini. Müge Hanım'a çok teşekkür ederiz. Abi çok üzücü bir olay. Hiçbir şekilde tasdif etmiyoruz bu olayı. Zaten cezasını buldu. Allah razı olsun Müge Hanım'dan. Üfürücülere falan yani para vereceklerine, fakir fukara verirseler ondan daha hayırlı yani. Hani dolandırıcılık başını almış gidiyor zaten. Gaziantep İslahiye'den selamlar olsun. Müge Hanım, sizleri çok seviyoruz. Zaten Müge Hanım'ın ben hayranıyım. Kızı tanıdım. Dedim Müge Hanım olduktan sonra zaten bu kızı kurtarmamak mümkün değil dedim. Ayşenur benim yanıma gelen bir kız, sürekli gelen bir kızdı. Yani çok iyi bir kız, saf. Hemen herkese kanacak bir kız. Sevindik biz. Müge Hanım'ı çok seviyoruz. Çok seviyoruz ama hep dua ederek izliyorum ben. Müge Hanım'ın programlarda gösterdiği görev başarısı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, saygılar sunuyorum. Müge Hanım'ın sayesinde kötü insanlar her zaman hapise düşüyor. Bugün de genç bir kızımızı kurtardı. Müge Hanım seni çok seviyorum. Her zaman sabah kahvaltısında benim arkadaşımsın. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Seni çok seviyoruz. Şu an internetten açtım, bakıyordum. Çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin yani. Bizi de bu kötü insandan kurtardın. Çok teşekkür ederiz sana Müge Hanım. Senin sayende birisi daha cezasını çekecek. Tutuklanan kahraman kurnaz, İslahiye T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Demir parmaklıklar ardına konuldu ve böylece Müge Hanım'da bir dosya daha kapanmış oldu. Yalnız kahvaltı arkadaşlarıma da buradan selamlarımı ilettim. Teşekkür ederim. Bu alkışlar gerçekten jandarmamıza ve sayın savcımıza, hakim heyetimize. Ben aracıyım. Ama şunu söyleyeyim, bu dosyalar kapanmaz. Biz böyle devam ettiğimiz sürece bu dosyaların kapanmayacağını farkına varalım. Yani bir dosya kapanır, bir dosya açılır. Bakın ülke 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismarını konuşuyor kaç gündür. Evet. Az sonra... Aynur Hanım kız kardeşini, ablasını aramak için burada. Bir köyde ablasına yapılanları izleyeceğiz. Kaç yaşındaydı Aynur'cığım ablan? 45 yaşında. Ne yazık ki mental problemi olan ve bu mental problemi dışarıdan da sezilen bir hanımefendiye yapılanları anlatacak Aynur'e. Hatta bununla ilgili görüntüler de var.
Yani işte bak, kızımız 15-16 yaşından beri yaşadığı tehditle, şantajla yaşadığı şeyleri anlattı dün. Yani biz kendimize sahip çıkacağız. Yoksa bu iş polisle, jandarmayla, savcıyla bitmez, tükenmez. Biz inanmayacağız, biz gitmeyeceğiz. Biz bu işlere burnumuzu sokmayacağız. Biraz da Ayşe Nurcuğum, anne baba sözü dinleyeceğiz. Anlatabiliyor muyum canım benim? Yani sonrasında daha büyük problemler yaşamamak için, ama şunu da söyleyeyim, hata yapmak hepimize ait bir şey. Hata da yapabiliriz. Bir hataya düştüğünüz zaman, tehditle, şantaja maruz kaldığınız zaman daha büyük problemlerle karşılaşmamak için lütfen annenize, babanıza, eşinize anlatın bunları. Anlatabiliyorum. Nasıl olsa öğrenecekler. Ama onlar öğrendiklerinde olay daha da büyüyecek. Lütfen zamanındayken anlatın. Ayşenur, artık sen de herhalde evden gitmezsin diye düşünüyorum. Hayır, gitmem. Bak madem, kaça gidiyordun çocuğum sen? 11. 11. sınıfa gidiyordun. Hı hı. Şunu da dışarıdan okuyor musun şimdi? Yazıldı mı bu sene? Yok. Ya işte ya, tam yazdıracaktık. Bu namussuzun yüzünden onlar da soğuttu. Düne kadar oğlu arkasında durmuyordu. Dün baktı işe ciddiye bindi. Babasının arkasında durmaya başladı. Yemin olsun her Allah'ın günü beni arıyordu. Karakola git, ben senden yana dilekçem vereceğim. Babam böyle yapıyor, babam böyle yapıyor. Telefonda bunu yakaladım, şunu yakaladım. Dün de utanmadan çıkmış, orada bir de problem çıkarıyor, sorun çıkarıyor. Vallahi bizim arkadaşlarla da herhalde bir sıkıntı yaşamışsınız ama arkadaşlar, bakın biz sizin babanızı tanımayız etmeyiz. Siz babanızı bu işlerden alıkoyacaktınız. Sizin de hoşunuza gitmemiş işte bu küçük çocuğa ev açması falan. Ama böyle böyle başlar. Para gelirken iyi. O para sonra başka birine mi gidecek diye siz de alevlenmişsiniz işte. Ama o paralar size gelirken insanlar da böyle çok paraları olduğu için vermiyor. Gerçekten çok mağdur olduğunu düşündüğü için, çok medet umduğu için o parayı veriyor. Yoksa kim kime 800 lira verir bu kağıt parçasına? O medet umuyor. İnsanların hayalleriyle oynuyorsunuz. Sonrasında tabii ki bu olacak yani. Bu devlet de buna aa tamam canım göz mu diyecek yani. Göz mü yumacak? Yani siz oradaki muhabir arkadaşlara kızana kadar kendi babanıza kızacaktınız zamanında. Kendi babanızı gidip şikayet edecektiniz. Yapmasını engelleyecektiniz. Doktora götürecektiniz ya. Bu kendinde bir güç var falan sanıyor eğer gerçekten. Yani buna sayın psikiyatrist ne yapalım diyecektiniz. Ya kafa gidik falan, bunların kafa gidik değil. Bunların kafa bizden fazla çalışıyor da yanlış yere çalışıyor. Bir hanımefendi telefonu attığımız neymiş? Hanımefendi günaydın. Galiba bu şeytan tırnağıyla ilgili arıyor bizi. Evet. Günaydın, günaydın, günaydın abla. Hoş İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bundan 4,5-5 sene önce Gaziantep'te bir çocuk, benim amcamın kızı. Bizim durumumuz biraz iyi. Çocuğun durumu da kötüydü. Benim kuzenimle belliydi amacının görüşmesi yani. Para için görüşüyordu çocuk. Ama kuzenin buna herhalde aşık olmuştu, bilmiyoruz. Bir türlü onu koparamadık ondan. Ondan sonra Antep'te bu adamı duymuş. Ondan sonra şimdi zaten biz görüşmüyoruz. O çocukla evlendi. Ama o kadar pişman ki abla, keşke beni dinleseymiş. Yani siz, siz bu üfürükçüye gittiniz, onlar ayırsın diye, öyle mi? Hayır. Kuzenim bu hocayı duyuyor. Bu çocuk Müge abla, sürekli kadınlarla gece hayatı olan bir adam. İşte bu çocuğu o gece hayatından koparacak bu adam. Ağzına kötü laf almak istemiyorum. İşte kuzenime bağlayacak, evlenecek bunlar. Gözü ondan başkasını görmeyecek siz sözde. Şimdi iki çocuğu oldu, evlendi. O kadar bir pişman ki her gün şiddete maruz kalıyor, saçma sapan şeyler yaşıyor. Biz kuzenimle bunlara gittik. Müge abla, bu onun kaçıncı gidişi. Ve her gittiğinde 1,5 milyar para istiyordu. Safran mı böyle bir şeyle yazı yazacağımı söylüyordu. İşte onun kilosu İran'dan geliyor. Bilmiyorum, çok yüksek bir para söylüyordu. Kilosu çok pahalı onun. Onunla yazıyorum Safran diyordu. Safran pahalı bir şey herhalde, evet. Keşke sizin gibi ben de o zaman açsaymışım onu. Verdiği muskayı. Ondan sonra Müge abla, bunun gelini var evde. Oğlu da var evde. Benim kuzenim aldı, odaya götürecek. Ben korktum, sapık bir tipi de var. Ben hiç hoşlanmam. Ben sağlıklıyım bu arada abla. Ondan sonra odaya geri dedim ki ben de geleceğim. Ben adamla hiç böyle şeylere inanmıyorum zaten. Güvenmedim, ben de geleceğim. Yok yok dedi, sen orada bekle dedi.
Ne alakası var ya dedim, geleceğim ben, bırakmam kuzenimi, zaten iyi değil falan dedim. Neyse girdim abla, o da zaten saçma sapan korkunç bir oda değil orası. Yani böyle nasıl baskı altında psikolojisi bozuk bir insan odaya girerse orası ona korkunç gelir. O da korkunç falan değildi yani abla. Girdik odaya, affedersin gelini geldi, peçeteyi getirdi ona. Benden rahatsız oldu adam zaten. Peçetede bana açtı, bana diyor ki bak diyor, bu şeytanın tırnağı, bana bu şekilde konuşma. Dedim ki eğer buradalarsa, görüşüyorsan getir bana da göster dedim. Ben korkmuyorum, benim kimseden korkum yok dedim. Adam açtı peçeteyi, yemin ederim size mantarlı tırnak. Mantarlı tırnak, bildiğiniz tırnak ya, mantarlı tırnak. Ya kendisinin, ya gelinin, ya oğlunun, bildiğiniz normal mantarlı tırnağı sökersiniz ya tedavi amaçlı. Etten koparırsınız. Oh, başka hiçbir şey değil. Al sana şeytan tırnağı diyorsun. Ben adamı o kadar orada sert çıktım ki adam bana bir de kalktı dedi ki bu senin neyin oluyor? Dedi ki işte kuzenim, amcamın kızı. Bu dedi ölü yıkanırken dedi ölünün suyunun üzerinden geçmiş, bunu çarpmışlar dedi. Ama ruhani olmayanlar bunu çarp, bu deli dedi. Senin için. Çünkü her söylediğini ben saçma buluyordum, tersliyordum yani, hani böyle şeylerle mi adamı bağlayacaksınız dedim. Yani bu sağlıklı bir şey bir, falan. Birinin ölünün suyu yıkanırken onun üzerinden geçmişsin. Hayır, camide hani ölüler yıkanır, suyu akar ya. Peki o zaman ölülerimizi yıkayanlar var. O zaman onlar ne yapsın ya? İşte bak görüyor musun ne kadar saçma sapan şeyler ya. Safranın kilosu 80 bin liraymış. İşte ya altınla ya safranla. Çünkü şimdi pazarlığa da girdiğinde sen bunu iki şey yazacaksın. Niye bu tabii 1500 lira deyince bir şey uydurması lazım. Altın suyu tabii daha mantıklıydı da bu safran da fena değilmiş yani. Pahalı diye şeysi kilosu. Vallahi arkadaşlar benden söylemesi. Sonra buraya beni ziyarete gelin, böyle evlilik yıl dönümümüzü kutlamaya, doğum gününüzü kutlamaya, dolandırıldım diye gelmeyin diye söylüyorum. Her zaman gelin buluşalım ama mutluluklarla inşallah. Şimdi zaten Mehmet Bey ve kızı Ayşenur bu konuyla ilgili de gidip şikayetlerini yineyecekler. Artık Ayşenur hocum sen de herhalde bildiklerini doğru anlatacaksın. Evet. Bundan sonra artık seni tehdit edemeyeceğini biliyorsun. Cengiz Bey telefonu attığımız demiş. Arkadaşım karısıyla boşanacaktı. Bu adama gittik, muska yazdı. Dişi eşeğe yedirin dedi. Ay günah ya. Bu hayvanları katmayın bu işlere ya. Cengiz Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, hep beraber. Çok bu adama içimi yiyordu gerçekten. Bu insana o kadar kinliydim ki. Allah işte, ilahi adalet şu anda yerini buldu. Müge Hanım, arkadaşım eşinden ayrıldı. Bu insanı tarif ettiler. Biz de arkadaşla beraber gittik. Ben ısrar ettim. Dedim ki inanma da öyle şeylere. Adam öyle gerçekten bir şeyler yapıyorsa gitsin hazine bulsun. Bilmem ne yapsın. Yani inanma bunlara dedim. Fakat tabii o anki bir ümit yani. O da şimdi sevdiği insanı kaybetmiş. Biz gittik bu adama. 3 tane muska yaptı. Dedi ki birini dama asacaksınız, birini yastık altına, birini de dişi eşeğe yedireceksiniz dedi. Ya biz çıktık, inanır mısınız? Ya gezmediğimiz yer kalmadı, dişi eşek bulamadık. En son bir yerde bir dişi eşek bulduk. Evet, ama bakın daha sonra neler oldu. Dişi eşeği biz bulduk. Fakat dişi eşeğin sahibi bayan, ben dedi yok şu kadar para isterim. Arkadaşım bir eşek parası verdi. Şöyle köy ekmeği var bilirsiniz Müge Hanım. Köy ekmeğinin içerisine hani ince ekmek var ya. Onun ekmeğine arasına koyup biz dişi eşeğe yedirdik. Ve aradan bakın 1,5 yıla yakın geçti. Eşi başkasıyla evlendi. Bir de şunu da söyleyeceğim. Oradan gelirken bir de çok kötü bir kaza yaptık biz. Biz dişi eşek aramadan gelirken ciddi bir kaza da yaptık. Yani o günden siz Gaziantep'te mi yaşıyorsunuz? Yok, arkadaşım oralı, orada yaşıyor. Ya eşeği nerede aradınız? Gaziantep'te. Evet, evet, evet. Bakın gitmediğimiz yer kalmadı. Hep erkek. Bir tane dişi bulabildik. Onu da bayan dedi ki, ya dedi ölür dedi benim eşeğim. Ya bir kağıttan ne ölecek? Yok. Tabii o da fırsatçılık yaptı ve inanır mısınız?
bir eşek parası verdi arkadaşım. O bayana sırf onun yeti. Hani ümit dünyası biliyorsunuz işte, o da ümit etti belki. Sonra da eşi onunla tekrar barışsın istiyordu. Eşi de gitti başkasıyla mı evlendi? Hayır, eşi başkasıyla evlendi. Kendi de şu anda evli de gerçi. Evet. Yani döneceğim diyen kadın şu anda evli. Yani böyle şeylere lütfen kimse inanmasın ya. Kelin şey olsa kendi başıma sürer derler ya Müge Hanım. Çok haklısınız, yani, çok haklısınız. Yani gerçekten neler neler çıkıyor. Bir de bak dişi eşek mevzusu çıktı. Ya biz bu tabii bunları hayvanlara katıştırmasalar çok iyi olacak. Gerçekten hayvan öyle de bilir ya. Bir de kadın da yedirmiş öleceğini bile bile eşek parası alıp. Herhalde benimki yaşlı o falan da para, mı dedi. Para karşı, yani gerçekten para bu hayvanlara da böyle davranmamak lazım.